Plan değerlendirme toplantısı ve stratejik planlama eğitimi sertifika dağılım törenine hoş geldiniz. İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda tüm kurumlar küreselleşme, hızlı teknolojik gelişmeler, yeni oluşan pazarlar, insanların artan ihtiyaçları ve beklentilerinin değişmesi sonucunda ortaya çıkan değişim ve sürekli olarak artan rekabet ortamı karşısında stratejik kararlar almak durumundadırlar. Stratejik planlama bir kurumun amaçlarına ulaşması için kurumun felsefesi ve misyonunun belirlenmesi, amaçlarının saptanması ve stratejinin seçilmesine ilişkin kararların verilmesi sürecidir. Etkili bir kamu yönetimi için stratejik düşünme, stratejik karar alma ve stratejik yönetim süreçlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Stratejik planlama geleceğin belirsizliklerini minimize etmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda Niğde Valiliği'nin 22 Ocak 2014 tarihinde aldığı kararla Niğde ilinde stratejik planlama çalışmaları başlamıştır. Kurumların stratejik plan hazırlama çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere hocamız Yardımcı Doçent Doktor Hasan Hüseyin Türkmen'i davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz deyip saygıyla selamlıyorum. Niğde Valiliği'ni başlatmış olduğu kamu kurumlarında stratejik planlama eğitimi ve arkasından da stratejik planlama çalışmaları başta valiliğimizin koordinatörlüğünde Ahiler Kalkınma Ajansı'nın proje desteği ve Niğde Üniversitesi'nin yürütücülüğünde başlamıştır. Stratejik planlama çalışmalarına Niğde'deki kamu kurumlarının personeline 15-17 Aralık 2013 ve 22-24 Aralık 2013 tarihlerinde Çiftehan'da Çelikhan Otel'de verilen stratejik planlama eğitimiyle başlandı. İl gelişme planı NİDEP ile eş zamanlı başlayan NİDEP kamu kurumları stratejik planı yani NİDES eğitime 30 kamu kurumundan toplam 59 personel katıldı. Bu 30 kurumun listesi burada görülüyor. Tek tek okumayacağım onları. Stratejik planlama eğitimi Niğde Üniversitesi Dönör Sermaye İşletmesi NÜSEN aracılığıyla Profesör Doktor Selen Leon hocamla birlikte yürüttük bu eğitimi. Eğitimde kullanılan bütün materyaller Selen hocamla ortaklaşa hazırladık. Ve eğitimin başlangıcında eğitime katılan bütün katılımcılara dokümanlar halinde verildi. Ardından da bu dokümanlar kullanıcıların ihtiyacını karşılamak üzere de internet ortamında sunuldu. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluştu. Teorik kısmı anlatılırken slaytlar, projeksiyonlarla yansıtılarak sunuş şekline dönüştürülüp görselliği ve etkinliği artırıldı. Uygulama bölümünde ise stratejik plan çalışmaları sürecinin her aşamasında uygulamalar katılımcılara bireysel olarak yaptırılarak özellikle SWOT analizi, vizyon, misyon, amaç, hedef, faaliyet ve performans göstergeleri uygulanırken de katılımcıların kurumlara örnek alınarak beyin fırtınası yöntemiyle eğitim sürdürüldü ve tamamlandı. Stratejik planlama eğitimi sonunda katılımcı arkadaşlarımıza bir memnuniyet anketi düzenledik ve aşağıdaki sonuçlara ulaştık. Katılımcıların eğitiminin genelden memnuniyet düzeyi bu. Şöyle kısaca baktığımızda sürenin yetmediği konusunda eleştiriler geldi. Ki eğitim süremiz sabah 9'dan başlayıp akşam 6.30-7'lere kadar sürdü. Arkadaşlarımız bu konuda şikayetçi değil, yoğun diye ama yine de süre yeterli diye. Demek ki bir sonraki de biraz daha uzun bir süre eğitimi yapmak gerekecek. Ama genel başarı süreyi dışarıda bıraktığımız zaman %75'in üzerinde bir başarı görüyoruz. Biz eğitimciler olarak kendimizi de test etmek istedik. Eğitime katılan arkadaşlardan eğitimcileri değerlendirmesi istediğimizde yine %75'in üzerinde bir memnuniyet olduğu ortaya çıktı.
Başlangıçta bu proje başladığında İl Kültür Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine danışmanlık eğitimi verilecek ve bütün kurumlara da danışmanlık edecek, bütün kurumlara da eğitim verilecekti. Ancak NİGEP'in başlamasıyla birlikte kurumların stratejik planı NİGEP'in bir altyapısını oluşturacağı için bütün kurumların stratejik planlarını bitirmeleri ve tamamlamaları gerekmekteydi. O bize büyük bir katkı sağlayacaktı. Bu nedenle biz 4 kuruma danışmanlık hizmeti vermek yerine eğitime katılıp stratejik plana başlayan tüm kurumlara danışmanlık eğitimi vermeye devam ettik. Eğitim sonunda kurumlar stratejik çalışmalarımızla başlandı. Kurumlardan kendi stratejik planlama kurullarını ve stratejik plan hazırlama takımları oluşturmaları istedik. Kurumların stratejik plan çalışmalarının anında web ortamında izlenmesi için www.nides.com adında bir web sitesi de oluşturduk. Kurumların stratejik plan çalışmaları her aşamasında bu siteden yayınlanarak ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu sitemizde bütün kurumların ayrı ayrı da web sayfaları oluştu. Genelde bir ilerlemelerini gösteren ana bir sayfamız var. Stratejik plan çalışmalarına ihtiyaç duyulan her türlü materyal yine bu sitede yayınlandı. Stratejik plan çalışmalarında rekabet ortamı oluşturma ve teşvik amacıyla her kurumu stratejik planda sağladıkları ilerlemeler yıldızlama sistemiyle gösterildi. Bir yıldızın anlamı kurullarını tamamlayan, plan işlerine başlayıp kurullarını tamamlayanlara bir yıldız verdik. Durum analizini tamamlayanlara ikinci yıldızları verdik. Misyon ve vizyonu tamamlamış olanlara üçüncü yıldızı, asıl işin geleceği tasarlama kısmı olan amaç, hedef, faaliyet ve performans kriterlerini tamamlayanlara dördüncü yıldızı ve planın tamamı yani maliyetlendirme, görevlendirme ve üst kuruldan geçirme işlemi, bitip strateji, planı yürürlüğe koyma sürecinde beşinci yıldız olarak değerlendirerek bu manada her bir kurumun ilerlemesini bir önceki şu slide'da gördüğümüz gibi tek tek görüyoruz. Ve şu anda genelde de tüm kurumlar aşağı yukarı birbirine yakın aynı seviyeye geldiler. Dokümanlarımızın bulunduğu web sayfamız, bunların alt sayfaları var, bunlara girmeyeceğim. Stratejik plan çalışmalarına başlayan her kurum için ayrı web sayfalar oluşturduğumuzdan bahsettik. Bu da örnek olarak Sağlık Müdürlüğü'nün web sayfası ki her kurumun bu şekilde web sayfaları var. Plan hazırlık çalışmalarında kolaylık sağlaması amacıyla stratejik plan şablonu hazırlayıp bütün kuruma ve kurumlara dağıttık. Ayrıca web sayfamızda var. Yani bir şablon alıp üzerinde çalışabilecekleri bir örnek oraya koyduk. SWOT analizi şablonu koyduk. İç ve dış paydaşlarına uygulayacakları anket taslaklarını koyarak her kurum kendisine uyarladı bunu. Stratejik plan bittiğinde hiçbir eksiği kalmaması için aşağı yukarı 150 sorudan oluşan bir test formumuz var. Bunu koyduk. Benim planım bitti diyen kişiler o formdaki sorulan cevaplarını bulamıyoruz. Hakikaten bitmiş olacak. Nasıl maliyetlendirecekleriyle ilgili bir örnek koyduk ve diğer yardımcı dokümanlar ve örnek stratejik planlar da buraya ilave edildi. Şu anda 19 kurumun stratejik plan çalışmaları devam ediyor. Listedeki kurumlar tek tek saymayacağım. Ve bunların geldikleri aşamalarda 5 kurumdan oluşuyor ama şu anki aşama aslında mevcut kurumların fotoğraflarını çektiler. Asıl problem, daha doğrusu asıl çalışma bundan sonra başlıyor. Çünkü geleceğin tasarımı kısmı bizi en çok zorlayacak kısım. Bu süreçte bunlar da bu aşamadan sonra geleceğin tasarımına başlayacağız. Ve şöyle bir grafikte kurumların her birinin durumunu ortaya koyduk. Çalışmalarda bazı kurumlar daha etkin, bir bölümü biraz daha düşük tempoyla çalıştılar. Bazı kurumlar plan çalışmalarında çok sonradan başladılar. Mesela Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün stratejik planı bitmek üzere. Ama müftülüğün planına da yeni başladık. Yani en ilerideki ve en geride kalan kurumlar bunlar. Ancak burada altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Her kurumun kendi bir çalışma takvimi var. Bu çalışma takvimine bağlı olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla bütün kurumlar çalışma takvimlerine sadıklar şu anda. Yani o çalışma takvimine geriye kalan bir kurumumuz yok. Ama planlama çalışması aşamasında tabii başlangıçta bir takım problemlerle karşılaştık. Ve bunları işbirliği içerisinde aştık. Bu problemlerden öne çıkanlar da şunlardır.
Bazı kurumlar şunu dedi, bizim bakanlığın planı var, biz plan yapmamız gerekmiyormuş. Birileri dedi ki bizim durumumuz özel, biz nasıl plan yapacağız? Birileri dedi, biz diğer kurumlardan farklıyız, bizi farklı değerlendirin. Bizim yatırım bütçemiz yok, plan gerekmiyor. Bizim yapacağımız çalışmalar ve uygulamalar kanunla açıkça belirtilmiş, bunun dışına çıkamayız ve benzer gibi ilk başta ufak tefek direnmelerle karşılaştık. Ancak plan çalışmaları ilerledikçe planın gerekliliği ve önemli kurumlar tarafından anlaşıldı ve algılandı. Bu da çok sevindirici bir şey ve bütün bu problemleri çok rahatlıkla karşılıklı iletişim içerisinde aştık. Stratejik plan çalışmalarıyla ilgili bir iki noktanın altını çizmek istiyorum. Öncelikle kim önce bitirecek yarışması değildir. Bazı yönetici arkadaşlar aman hemen planı hazırlayın bitirip teslim edelim derler. Hayır, bu bir zaman emek ve takvim gerektiriyor. Onun için bir yarışma değildir. Her kurumun kendi çalışma takvimine bağlı olarak çalışmalar devam ediyorlar. Hazırlanmak olan stratejik planların ölçülebilir, denetlenebilir ve vizyonu yerine getirebilecek nitelikte olması daha önemlidir. Plan bunun için hazırlanıyor çünkü. O nedenle uygulanabilir ve nitelikli plan yapmak erken bitirmekten çok daha önemli. Kurum stratejik planı yapılırken temel amaç yasaların kuruma yüklemiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirirken hem kentin hem de kurumun kalkınması ve ilerlemesine sağlayacak katkı boyutu ön plana çıkarılmalıdır. Bu nedenle de plana global bakmakta fayda var. Şu ana kadar geldiğimiz aşamada elde ettiğimiz bazı kazanımlar var. Bunların altını çizmek istiyorum. Kamu kurumlarına stratejik plan yapma niteliği kazandırılmaktadır bu çalışmayla. Kurumun mevcut durumu iç ve dış paydaşların bakışlarıyla gerçekçi bir şekilde ortaya konulmaya çalışmakta. Kurum içerisinde takım çalışmalar ruhu geliştirilmekte. Kurum yönetimine ve geleceğe yönelik karar alma sürecinde katılımcı yönetim anlayışına zemin oluşturmaktadır. Herhalde altı iki defa çizmesi gereken şeylerden bir tanesi. Kurumsallaşma adına önemli adımlar atılmakta. Bu çok önemli. Ve ilk gelişme planına önemli katkılar sağlayacaktır bu çalışma. En önemlisi ise kurumların geleceğe yönelik yol haritası oluşturulmakta. Bu arada teşekkürlerimiz var. Bunlar da söylemeden geçemeyeceğim. Teşvik, destek ve katkılardan dolayı Sayın Valimiz Necmettin Kılıç'a, eğitim ve danışmanlık çalışmalarımızda bize destek veren Sayın Rektörüm Profesör Doktor Adnan Gürür'e, stratejik plan çalışmalarından sorumlu vali yardımcımız Abdullah Uçkun'a, stratejik plan çalışmalarının yürütülmesine sorumlu valilik personeli Oğuz Çolak Bey'e, Rukiye Demirtaş Hanım'a, Doktor Mehmet Özeç Bey'e ve Melek Ulusoy Hanım'a da. Yine stratejik plan çalışmalarından katkılarını esirgemeyen bütün kurum müdürlerimize ve özellikle de stratejik plan çalışmalarını tüm iyi niyet ve gayretlerle yürütmeye çalışan stratejik planlama takımlarına 5 yıldız diyoruz. Beni dinlediğiniz için saygıyla teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, üniversitemizin kıymetli mensupları, akademisyen hocalarım, çok değerli mesai arkadaşlarımız, kurumlardan gelen arkadaşlarım. Türkiye planlı kalkınma kavramıyla 1960'da tanıştı. Devlet Planlama Teşkilatı o zaman kuruldu. Devlet İstatistik Enstitüsü o zaman kuruldu. 70'li yıllarda Türk idari sistemine bölgesel kalkınma kavramı girdi. 80'li yıllar da bunlarla geçti. İşte GAP, DAP, DOKAP, KOP gibi bölgesel kalkınma kavramları da bu yıllarda idari sistemimize etkin olan kavramlardan bir tanesi. 2000'li yıllarla beraber Avrupa Birliği ile yapılan uyum çalışmalarından hareketle Avrupa Birliği müktesebatının Türk idari sistemine uyarlanması çalışmaları kapsamında mevzuatımızda bir epey değişiklikler oldu. 2006'larda çıkan, 2005'lerde çıkan 5018 sayılı kanunla birlikte bakanlıkların stratejik plan yapmaları esası benimsendi ve Türkiye'de kanunun çıkmasından yaklaşık 5 yıl sonra bakanlıklar kendi stratejik planlarını yapmaya başladılar.
ve ikinci iki devredir bakanlıkların kendi stratejik planları alanda uygulanıyor. Ama şu fark edildi. Avrupa Birliği müktesebatını Türkiye'ye adapte ederken Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğu, bu büyüklükteki bir ülkenin Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda rahatlıkla uygulanabilen kavramları ve sistemleri ülkemizde uygularken farklı bir bakış açısıyla ve idari sistemimizle bütünleştirerek uygulamanın daha doğru olabileceği şeklinde merkezde bir takım düşünceler belirledi. Şunu anlatmaya başlıyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden çoğu Türkiye'deki bir il büyüklüğündedir, il boyutundadır. Türkiye'de il sistemi devletimizin önemli bir yönetim ayağıdır. Özet olarak anlatmak gerekirse şu düşünüldü. Bu uyguladığımız stratejik planlarda beşer yıl sonunda bakıldığında performans puanları düşük görünüyor. Hocalar biraz sonra anlatacaklar. Yani çok fazla başarı görünmüyor. Yani Sağlık Bakanlığı diyor ki ben çocuk ölümlerini işte 0.4'ün altına düşüreceğim. Şu yılda da şuna düşürmüş olacağım diyor. Kaynak arıyor diyor, ayırıyor, planlama yapıyor ama olmuyor yani düşmüyor. Mesela bu doğru bir örnek olmayabilir. Bunun gibi kavramlar. Veya Emniyet Genel Müdürlüğü diyor ki işte ben kapkaç olaylarındaki artışı şöyle azaltacağım. Şu yılda da şu noktaya geleceğim diyor. Bu sefer fikir jimnastiklerinde, beyin fırtınalarında dendi ki acaba bizim bu merkezde yaptığımız bakanlıklar ve genel müdürlükler nezdinde yaptığımız stratejik planların bir ayağını illerde oluştursak, il müdürlükleri nezdinde bu planlar yapılırsa, bakanlıklarda yapılan stratejik planların başarısı artar mı diye düşünülüyordu ki biz Nihat Aynoğlu. Kalkınma Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızla ara ara konuşurken niye de biz bunu bir deneyelim dedik. Onlar da çok memnuniyetle karşıladılar. Şu an bizim yapmaya çalıştığımız konu Türkiye'deki ilk örnektir değerli arkadaşlar. Başarabildiğimiz takdirde de Türkiye'ye yayılacak olan bir örnektir. Bizim başlamamızdan sonra bazı bakanlıklar, tabi bu arada Kalkınma Bakanlığı diğer bakanlıkların müsteşarlarıyla da konuyu istişare etti. Bazı bakanlıklar hemen adapte oldular. Mesela Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına emir verdi. Stratejik planınızı yapın, şu tarihe kadar da bana gönderin. Bendeki ana plan uygun olarak. Yani dolayısıyla şu an Türkiye'deki yeni bir ivmenin motoru konumundayız değerli arkadaşlar. Şansımız neydi? Niye olarak şansımız neydi? Niye olarak zaten şansımız iki tane. Birisi üniversitemiz. Köklü bir üniversitemiz var. Bir hazine. Çok kıymetli bir rektörümüz ve onun çalışma arkadaşları var. Ve bir bilgi birikimi var üniversitemizde. Türkiye'deki üniversitelerin içinde seçkin bir yere sahip. Bir de organize sanayimiz. Hiç dikkat etmiyoruz ama gerçekten NİDE'ye çok ciddi katkıda bulunan bir kurum. Kıymetli hocamla ilk tanışmamızdan itibaren, ilk görüşmemizden itibaren aramızda konuyu istişare ettiğimizde ilk günlerde derhal hocam sağ olsun kapılarını açtı ve hem stratejik plan hem de gelişme planı konusunda bir işbirliğimiz başladı. Tabii bu NİDE için şu noktadan da önemli. Üniversite sanayi
sivil toplum kuruluşları resmi kurumlar arasında da bir iletişimi, bir harmanlamayı, bir ortak gayreti doğuran bir formül oldu. Üniversitemiz Niğde'de 20 yıldır var ama sanıyorum ki ile açılma herhalde bu boyutlarda ilk defa oluyor, değil mi hocam? Hocam onu da söyler biraz sonra. Dolayısıyla böyle bir faydası da oldu. Tabii her yenilik bir şeyle karşılanır, bir tavırla karşılanır. Ne yaparsanız yapın, yeni bir elbise aldığınız bile zaman bile siz alışamıyorsunuz üzerinizdeki takıma. Dolayısıyla bir stratejik planla iki diye bir ilk başlarda bir tepki geleceğini bekliyorduk zaten. Ama zaman içerisinde bunu olumlu tepkilere bırakacağını da umuyorduk. Umduğumuz gibi de oldu. Kurumlarımız önce bizim ısrarımızla işte bir yasak sanma kabiliğinden konuya dahil olmuşken şimdi memnuniyet izliyorum ki artık kurumlardan doğan bir talep var bu noktayı tamamlama noktasında. Bir istek var, bir gayret var. Bu da bir memnuniyet verici konudur. Vaktinizi çok fazla almamak adına kıymetli desteklerinden dolayı değerli rektörüme, Selen hocama, Hasan Hüseyin hocama, özellikle vali yardımcımıza işi çok sıkı tuttu başından beri ve ekibine, oradaki çalışma ekibine ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürümü borç biliyor, saygılar sunuyorum. Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Defterdarı, İl Emniyet Müdürlüğü, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gençlik Hizmetleri ve
ve ikinci grupta bulunan arkadaşlara sertifikalarını vermek üzere Niğde Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Adnan Görür'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, çok kıymetli müdürlerimiz, değerli katılımcılar, herkesi saygıyla selamlıyorum. Aslında Sayın Valim gerçekten tevazu gösterdiler ama işin doğrusu Sayın Valim'den sonra burada konuşmak da hem protokol gereği hem bizim aldığımız terbiye gereği doğru değil. Onu da belirtmek istiyorum. Ama Sayın Valim konuşmamızı arz ettiği için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Valim bu işi baştan sona özetlediler. Kendileri ilk defa üniversiteyi ziyarete geldiklerinde oradaki bir kahvaltı ortamında bu konu gündeme geldi. Ondan sonra kendilerinin de ifade ettiği gibi gelişti. Az önce Sayın Valim dediler ki bu işi başarabilirsek, Sayın Valim bu işi başarmak zorundayız. Hem ilin yöneticisi olarak sizler, hem işin üniversite tarafı olarak bizler ve kent olarak müdürlüklerimizle birlikte bu işi başarmak zorundayız. Başarmaktan başka çaremiz olduğunu zannetmiyorum. Daha önceki büyük şehirlerde gelişme planı nedeniyle yaptığımız toplantılarda da belirttiğim gibi ben Niğde'yi işin doğrusu yolunu çok da bulabilen bir şehir olarak tanımlamıyorum. Yani yolunu bulmak zorunda olan bir yer. Bu yolu bulabilmesi için de önünde bir yol haritasının olması gerekiyordu. Bir planlamanın yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla bütün il müdürlüklerin, bütün kamu kurumlarının stratejik planlarını yapıyor olması, yapacak olması ve bunun için çok kararlı ve istikrarlı bir valimizin olması şehir için son derece önemli ve bunu da hep birlikte başaracağız diye ümit ediyoruz. İnşallah sonunda da başarılacak. Üniversite tabii misyonu itibariyle 3 adımdan bahsediyor. Bu adımlardan en önemlisi misyonun son cümlesinde diyor ki bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. Dolayısıyla yerel olarak biz Niğde'nin kalkınmasına öncelik vermek zorundayız. Bu anlamda 2009 yılından beri sürekli olarak kent üniversite kamu işbirliğinden bahsettik. Ancak çok fazla ilerleme kaydedememiştik. Ta ki Sayın Valimiz Niğde'ye gelinceye kadar ve bu çalışma üniversiteyle valiliğin ve diğer kurumların ortak çalışması aslında üniversite sanayi kamu işbirliğinin en önemli adımı oldu. Onun için ben Sayın Valimize gerçekten sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Eğer biz bu şehirde bir şeyler yapacaksak, şehrin yolunu bulmasını sağlayacaksak, yerel kalkınmayı, bölgesel kalkınmayı sağlayacaksak birlikte yapacağız. Sadece üniversiteyle ya da sadece valilikle, belediyeyle sorunların çözülmesi mümkün değil. Özellikle de bugüne kadar çok fazla ilerleme kaydedememiş, tamamen ümitlerini Niğde'deki, şehirdeki öğrenci sayısına odaklamış bir şehir olarak biz bunları aşmak zorundayız. Çünkü eğer biz sadece öğrenci sayısına odaklanırsak o zaman sanayiyi unuturuz. Sanayi unutmuş toplumların geleceklerini teminat altına almaları mümkün değil.
Çünkü biz yeni fikirleri yeni teknolojik ürünlere ancak sanayide dönüştürürüz. Bunun yolu da işbirliklerinden geçiyor. Yani sadece üniversitedeki öğrenci sayısıyla ya da sadece hizmetler sektöründeki gelişmeyle bunu yapamayız. Çünkü NİDE'ye dikkat ettiğinizde ekonominin %50'si hizmetler sektörüne dayanıyor. %40 civarı tarıma dayanıyor. %10-15 civarı sanayiye dayanıyor. O zaman biz ne yapıp işbirliklerini zirveye taşımak zorundayız. Bu şehir için, bu ülke için bunları yapmak zorunluluğumuz var. Eğer biz bunları başarabilirsek gerçekten çok ciddi mesafeler alacağız. Az önce Hasan Hoca sunum yaparken bu çalışmanın katkılarından bahsetti. Dedi ki takım çalışması, kurumların iletişimi. Bunlar gerçekten küçümsenecek şeyler değil. Ben 20 yıldır NİDE'de yaşayan biri olarak 2009 yılına kadar üniversite ile şehrin arasında ne vardı çok iyi bilen, çok iyi yaşayan biriyim. Herkes birbirine kurşun atıyordu. Ha bunu açıktan yapmıyordu ama ne yazık ki kapalı kapılar ardında bu vardı. Ve 2010 yılında kent üniversite çalıştayını yaparken birçokları bana dedi ki hocam aman yapma bunu, başına iş açacaksın. Ama o zaman dedim ki ne olursa olsun, son nereye varacaksa varsın, patlayacaksa patlasın, çatlayacaksa çatlasın, herkes gelsin eteğindeki taşı dövsün. Siyasetçisi de gelsin, sivil toplum örgütü de gelsin, kamu görevlileri de gelsin, kim geliyorsa, kim arzu ediyorsa buyursun. Ve ondan sonra bir rahatlama başladı. Fakat çok fazla mesafe kat edemedik. O zaman da söyledim, her ne pahasına olursa olsun bunu sonuna kadar zorlayacağız diye. Şimdi geldiğimiz noktada belki uzun bir zaman geçti. Çok fazla mesafeler kat edemedik ama geldiğimiz noktada görüyorum ki gerçekten artık şehirle üniversite arasında birçok sorun çözülmüş durumda. Hepimiz birbirimize destek olmak zorundayız. Çünkü paylaşamayacak bir şeyimiz yok. Her şeyden önce bütün emeğimizi bu ülke için, bu şehir için, bu bölge için harcamak zorundayız. Çalışmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Çünkü bizim yaşayacağımız başka bir ülke yok. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse bütün şehir temiz olacak. Bu felsefeyle hareket ettiğimizde inşallah hepimiz kapımızın önünü temizleyeceğiz. Hep birlikte bu şehir için, bu ülke için bir şeyler yapmış olacağız. Tabii bu arada biz de üniversite olarak misyonumuzdan birini yerine getirmiş olacağız. Yani sizlerden biz de ciddi şekilde yararlanmış olacağız. Ben bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Valime ve sizlere teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Sertifikalarını almak üzere Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Özel İdare Genel Sekreterliği, Polis Meslek Yüksekokulu, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü'nü davet ediyoruz.
Gelsin çabuk. Değerli katılımcılar, toplantımız burada sona ermiştir. Katıldığınız